Bugün çıktı. Sizin doğru yerde doğru zamanda. Sizin yapamadığınızı ben yaparım dedi hoca yani resmen. Ben yani o... futbol öğretmeye çalışıyor. Ama aslında buraya öğretmiş aslında. Hem çıkmasının nedenlerinden biri de tabii ki çok üzgün ama bir yandan da sinirli. Onu bir şekilde atması lazım. Oyuncularla beraber o maçı yapıp o adrenalin o tabii onu atması lazım. Hem o iletişim de aslında çok önemli. Şimdi oyuncu grubuna evet. Sinirlisiniz, üzgünsünüz. Tunca. İnanılmaz moralleri bozuk. Çift atlamış mıdır birilerine hoca? Yani hocaya yaklaşamamıştır topu bir de, almak için biri bir yaklaşsa. Bir defa falan oynadıysa. Hani... Bence oynamayan, az oynayan, kadroya giremeyen oyuncularla bir var. Ama eğer orada başka bir oyuncu hani gelip Sergen Hoca'nın ayağından topu almak ki alması zor da yaklaşamaz. Baksana zaten kolundan bacağından. Ya bu Messi fotoğrafına benzemiyor mu? 3-4 kişi hani Messi'nin Dünya Kupası'nda böyle bir görüntüsü var. 5-6 kişi etrafını sarmış. Şu tabii. İlk fotoğraf değil mi? İlk, bir önceki. Aynen bu fotoğraf. Şu fotoğraf herkes çevresinde. Kolay değil. Ya da o sinirini atmak için hem de o oyuncularla iletişimi sağlı. Bazen konuşmazsınız hoca olarak. Ama bu şekilde onlarla beraber oynadığınızda bir şeyler paylaştığınızda motivasyon olarak üst seviye ama bir an önce toparlanmak için çok önemli. Bu sefer de oyuncu daha üçüncü hafta çünkü. Ama ben oyuncu olsam orada moralim bozulurdu. Oyuncuların morali bozulurdu. Benim moralim bozulur. Şimdi Sergen Hoca oradan sol ayağıyla bir gol atar. Hani bir bacak arası dener. Biraz sıkıntıya düşer oyuncu. Belki de onların moralini daha bozmak için. O da olabilir. Moral vermek için değil de. Yani şurada bile Sergen Hoca'nın topu alışı değil mi? Başka bir kalite duruyor değil mi Ayhan abi? Tam böyle oynadığı dönemlerdeki tabii, gibi alıyor yani o topu. Ya tam bir efsane tabii yani. Hocaya buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Bizim programımızı sürekli takımlarda... izleyen izler. Yani. Sağ